Hepsini konuşuyoruz. Bu arada arada Cem Toker, Cemal Yurt'a bir dakika sen aday olacak mısın diye sordu. Ee, özellikle İstanbul'dan. Birazdan o soruyu ben yayında e, Cemal Yurt'a soracağım. Şimdi dönmüyorum kendisine çünkü şu ana kadar Cem Toker hiç konuşmadı. Dolayısıyla bir Cem Toker'e döneceğim. Cem Toker, e, yani e, Gaye Hanım, İmamoğlu'nun bu defa işi daha kolay çünkü bir hikayesi var, seçmene dokunmuşluğu var dedi. Sizce öyle de görünüyor mu? Ya da şu ana kadarki değerlendirmelerden yola çıkarak soruları üst üste sorayım size. Dem, demin AKP'ye yaklaştığını düşünüyor musunuz siz de? Ve eğer öyle olursa Hüseyin Ersöz'ün dediği gibi bu dem seçmeninin bir bölümünde aslında tepki yaratacak ve onları İmamoğlu'na yönlendirecek bir süreci beraberinde getirir mi? Selahattin Demirtaş, Ahmet Türk, Leyla Zana açıklamalarını bir araya getirdiğinizde buradan... Hadi şeyin e, Selahattin Demirtaş'ın açıklamasındaki ifadeden yola çıkarak sorayım. Cinlik, kinlik olarak algılanıyor ama dedi çıkıyor mu? Önce genel tabloya bakalım. Bence 2019'da İmamoğlu'nu tanıdığımız için İstanbul'u bir önceki AKP belediye başkanından daha iyi yönetir diye düşündüğümüz için Seçmedik. Yani Seçmenin yüzde %90'ı onun için vermedi. Ankara'ya bir mesaj göndermek için oy kullandı bence. Hı hı. Ve çeyrek asırlık e, AKP yönetimine İstanbul'da, Ankara'da seçmen son verdi. Şimdi kampanya dönemi bence henüz başlamadı. E, 20 Şubat'a kadar bir süre var. Adaylar belli olacak. Esas ondan sonra kampanya dönemi başladığında benim merak ettiğim şey seçim bir genel seçim havasında mı, yerel seçim havasında mı? Yani İstanbul bazında ele aldığımız zaman İstanbul seçmeninin çok büyük bir çoğunluğu işte İstanbul'un trafik sorunu, konut sorunu, çevre sorunu, Kanal İstanbul sorunu bunu mu temel alarak sandığa gidecek yoksa bir e, Türkiye genelindeki sorunları ele alıp yine Erdoğan yönetimine bir mesaj daha göndereyim. E, ekonomik sorun, hukuksuzluk sorunu, anayasa sorunu, e, dış politika sorunu, güvenlik, terör e, bunları baz alarak mı sandığa gidecek? Bunu sağlamanı... özür dilerim bir araya gireyim. Mesela Ekrem İmamoğlu'nun bugünkü açıklamalarına baktığınızda aslında siz İmamoğlu'nun da yarışı böyle bir genel seçim havasına Tabii. sokma stratejisinin Tabii. olduğunu görüyor musunuz? Tabii Çünkü ki görüyorum. ki İmamoğlu da kullanamıyor. O. Her kullandığında 5 puan kaybediyor dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik. Tek derdi İstanbul dedi mesela. O tek derdi İstanbul duygusu. Sizin dediğiniz e, şeye denk geliyor. Seçimi genel seçim havasına sokmak İmamoğlu'nun işine geliyor. Hı hı. Ama yerelde tutmak Erdoğan'ın işine geliyor. Erdoğan'ın işine gelmez. Enflasyonu konuşalım, ekonomiyi konuşalım, e, benzeri makro ülke genelindeki sorunları konuşalım. Erdoğan'ın işine gelmez. Bu çerçeveden baktığımız zaman evet, İmamoğlu bir tık önde görünüyor. Ama İmamoğlu'nun dezavantajı bence şurada. E, deme geleceğim, onu en sona saklıyorum. Hı hı. E, Erdoğan bir kere düştüğü çukura ikinci kez düşmek istemeyecektir. Erdoğan için İstanbul seçimi, İstanbul'u geri almak 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimi kadar önemli Erdoğan için. Ve bıçak sırtında giden de bir seçim var. Dolayısıyla yüzde yarımlık partilerin aday çıkarmaları ve alacakları asgari küçük sıfır nokta küsürlük oylar dengeyi değiştirebilir. Bir de 2019'da hiçbir şey olmasa da bir şey oldu tecrübemiz de var. YSK Ali, kararları Sayın, da Yılız. var. Yani açık ara fark atılmalı ki... E, ...ilgili kurum bile... ...ya ben bir şey yapamam. ikinci seçimde olduğu gibi adam kazandı olsun. E, bunlar hep birer faktör. CHP'nin içindeki... E, ...hoşnutsuzluklar, çekişmeler... ...bölünme demeyeyim ama... ...yani yaşananlar... E, ...şeyi de önemli kılıyor. 2019'da... ...İmamoğlu seçimi o oy çuvallarının üstünde sabahlayarak kazandı. Onu yapmamış olsaydı ilk turda Binali Yıldırım'a verilecekti seçim. Böyle bir organizasyon var mı? Küskün CHP seçmenini sandığa çekmek kampanya döneminde son bir ayda İmamoğlu'nun ve Özgür Özel'in performansına bağlı olacak. Bugün iki tane 70 yaş üstü hanımefendi ile görüştüm. Sohbet ediyorum. Yani kesseniz damarlarından CHP akar. İkisi de Beşiktaş ilçesinde yaşıyor. Sandığa gitmeyeceğiz dediler. Hmm. İmamoğlu'na düşüyor şimdi ve Özgür Özel'e kısmen düşüyor. Bu iki hanımı da sandığa taşımak. Bu da im şeyin İmamoğlu'nun dezavantajlarından biri. Orada keşke Kılıçdaroğlu kongre sonrası beklemek yerine 29 Mayıs sabahı istifasını verseydi bugün e, Özgür Özelci, İmamoğlu'cu, genç, yaşlı kavgası çok daha az olurdu şeyde e, CHP'de. Bu da İmamoğlu'nun bir dezavantajı haline geldi. Gelelim deme. Şimdi geçen haftaki programda da diyorduk ki dem seçmeni e, parti disiplinine uyan bir seçmendir. Onun için adayı Ahmet olmuş, Mehmet olmuş, Meral olmuş, Başak olmuş. Fark etmez gider oyunu verir ee, diye de sohbetler geçti aramızda. Ama 2014 hatırlatmasını da hep yapmıştık. Yapmıştık birlikte. doğrudur ee, neydi adamın adı? Sırrı Süreyya, Sırı Süreyya Önder. Sırrı Süreyya Önder ama o zamanda açılım süreci vardı. 2014 çok farklı bir yerel Değil seçim. Abi, bir de oylar AKP'ye gitti o dönem. İşte AKP çünkü açılım süreci vardı. Oylar AKP'ye gitti Sırrı Süreyya Önder aday olduğunda Doğru. CHP almadı oyları. Doğru. Çok özür dilerim. AKP aldı. Yani ben bunu bir netleştireyim. Yani şöyle tabii netleştirmek değil elbette ki çünkü farklı şeyler söyleniyor. söyleniyor Mesela bugün yine Semih Turan ve İbrahim Uslu da Sarıgül'e gittiğini, CHP adayına gittiğini söylüyor. O dönem HDP'nin, HDP'ydi değil mi o zaman ee, oyunun? O, 2014'te kime gitti seçmenin oyu? Valla şu anda çok net ifade etmem zor ama Sayın Toker'in dediği gibi açılım sürecinin bir etkisi vardı orada. Hı. Yani tümüyle muhalefetin yönünde yani onu Diyarbakır'da trafik kurallarına uyma konusunda bile insanların Hı. iktidara dönük ben bir eğilimleri var. Ben bir örnek Hı. vereyim. 2014'te çok iyi hatırlıyorum. Biz Liberal Demokrat Parti. Esamimiz okunmazdı ama ağrıda o seçimde bizden aday olan insanlar. Örgütümüz yok bir şeyimiz yok. Ee, Ağrı'nın pek çok ilçesinde Tutak, Patnos, Diyadin, Merkez, Muş, Malazgirt falan insanlar LDP'den aday oluyorlar. Ben o zaman o kişilerle görüştüğümde dediler ki çözüm süreci sayesinde daha rahat siyaset yapıyoruz. Eskiden doğuda hani bagajımızda biz LDP'nin kitapçığını, bayrağını taşısak gece yol çevirme, PKK, MKK bunu izah edemeyiz. Şimdi öyle bir atmosfer değişti ki bu çözüm sürecinden dolayı. Şimdi rahatlıkla LDP mitingi de yapabiliyoruz. Oy da istiyoruz. Hakikaten de e, Muş Malazgirt'i bizim aday 75 oyla kaybetti. Yani pek çok yerde AKP'den, şeyden, HDP'den sonra ikinci parti olduk. Belediye, meclis üyeleri seçtik. Halbuki ülke genelinde oyumuz 0.0 küsür. Yani atmosferin nasıl değiştiğini Hı -hı. ben 2014'te o zaman yaşayarak, duyarak e, öğrenmiştim. Şimdi e, demi demi yanına çekmek için Ama bugün de 2014 psikolojisinin tam tersi sözü. Tam olması. tersi var. Bravo. E, demi yanına çekmek için Erdoğan'ın elinde çok daha fazla koz var. Yarın sabah Erdoğan çıksa desek ki bunu seçim öncesi yapmayacaktır ama seçimden sonra yapacaktır. Çünkü önündeki dört sene şey yok, seçim de yok. Bahçeli'nin desteğine de ihtiyacı yok. Dört sene içinde o neler olur. Bir anayasa konusunu gündeme getirdiği anda belki bugün kapalı kapılar arkasında bile demle bunu görüşüyordur. Çünkü Türkiye'de yeni bir anayasayı ilgiyle takip eden bir siyasal İslamcılar var. Bir de Kürtler var. Yani onlar için miyim Biz dalga geçiyoruz. Senden ne çıkacak? Özgürlükçe anayasa yani mevcut anayasayla Türkiye'yi istesen gül gibi yönetebilirsin. Ama e, mevcut anayasadan rahatsız olan iki grup var. Dolayısıyla Erdoğan kapalı kapılar arkasında yerel yönetimlerde vereceği e, tavizlerin dışında e, demle anayasayı konuşsa seçimden sonra böyle böyle diye Değil mi? Yanına çekmesi çok daha kolay. Bu CHP'nin elinde olan bir imkan değil. Dolayısıyla bir de şu var, pazarlık bence iki tarafla da devam ediyor. Pusullalar basılana kadar da devam eder. Ondan sonra alınan tavizlere göre İmamoğlu ne verir, Özgür Özel ne verir, AKP ne verir, seçim sonrası ve seçim öncesi. Ondan sonra e, dem seçmenini büyük bir kısmını yönlendirebilir İslam'da ama beyefendinin dediği de doğru. Yüzde yüzünü yönlendiremez. Hı hı. Burada onu demin ne diyeceğinden, seçmenine ne diyeceğinden, ne vaat edeceğinden, AKP ile yapılan pazar... Şöyle söyleyeyim size, geçen seçimde de şeyin, e, söyle Öcalan'ın mektubunu okuttular. Haberimiz olmadı, arka kapıdan Nasıl bir pazarlık yaptılar? Osman Öcalan'ı televizyona çıkarttılar. Çıkardılar. Öcalan'ın mektubunu okuttular. Yani yine e, AKP'de şey bitmez abi. Şapkadan çıkaracağı tavşan. Ve öyle de bir anlatır ki seçmeni helal olsun. Bak işte ne güzel falan der. Ee, onun için e, bunlar da e, bir olasılık. Ee, yani İmamoğlu'nun işi bence bu seçimde daha zor. Daha zor olduğuna inanıyorum. Peki, tamam. E... Çünkü çok adaylı bir seçim. Acaba 10. adayda Cemal Engin Yurt olur mu? Yani tabii e, İstanbul'a aday olmak, Demokrat Parti'den aday olmak benim için bir onurdur, şereftir. Ama aday olmanın yolu parti meclisinden, başkanlık divanından geçer. Eğer orada öyle bir karar çıkarsa ben bundan onur duyar, aday olurum. Ama ben şunu Oraya doğru De, gidiyor musunuz böyle? Şş, tablo oraya doğru götürüyor. Çünkü niye? Polis yapıyor musun başkanlık divanında? <laughs> <laughs> tablo oraya doğru gidiyor. Neden oraya doğru gidiyor? Gittik ve Cem Töker dedi ki benim eklemek istediğim şeyler var orada dedi. Buyurun. Şunu söylemek istiyorum. Ee, i̇lk bölümde söz aldığımda Erdoğan bu seçimi genel seçim havasına sokmak istemeyecektir. Çünkü makro çok büyük Türkiye'nin tamamını ilgilendiren devasa sorunlar var. Cemal Bey onları listeledi az önce Hı -hı. konuşurken. Beyefendi dedi ki bunları alıp da kullanan bir ne lider var ne muhalefet var. İşte her ikisi de doğruyu söylüyor. Yani Erdoğan'ın sahasına taşıması lazım topu. Burada da temel görev Özgür Özel'e ve e, ana muhalefet partisine düşüyor. Diğerleri zaten e, yani figüran rolünde diğer partiler. Ee, ama ben bunun yapıldığını görmüyorum. Yani mesela her sizin programda sordum mu bilmiyorum. Gaya Hanım da burada sorayım. Gaya Hanım büyük tantanalarla CHP gölge kabine oluşturdu. Hatta yarısını da kadın yaptı. Vay çok güzel. Ama ben gölge kabinedeki bakanlardan Türkiye'de yer yerinden oynuyor adalet konusunda yer yerinden oynuyor. Mesela 30 yaşındaki Gökçe Gökçe Anayasa idali yer yerinden oynuyor. Ekonomide yer yerinden oynuyor. Şehitler geliyor yer yerinden oynuyor. Terör olayları yer yerinden oynuyor. Nerededir bu gölge kabinenin ekonomi bakanı? Nerededir bu gölge kabinenin adalet bakanı? Nerededir savunma bakanı? Nerededir iç işleri bakanı? Tık yok. Türk yok. Oysa diyoruz ki hepimiz sizler katılıyorsunuz bana. Bu yerel seçimi genel seçim havasına sokmamız lazım ki Erdoğan savunmaya geçmek zorunda kalsın. Beyefendi dedi şu kadar metro yaptık bir yere kadar seçmeni etkiliyor. Ama seçmeni derinden etkileyen ülke genelinde herkesi derinden etkileyen konular var ki başında da ekonomi geliyor. Ama ben tık, hiçbir hece duymuyorum. Bırakın kelimeyi CHP'den. Mesela Can Atalay konusunda mitingi iptal etti. Konu kapandı ki bitti gitti. Geçen gün bir rezalet gördük gözlerimizle. Husula'nın Kurra çekiminde ne olduğunu gördük. Tık çıkmadı Özgür Özel'den falan. Hani YSK bunları... dedi ki her açıdan kamera kaydı var. Şey biz aptal diyordu. mıyız? Gördüğümüze mi inanacağız YSK'nın söylediğine mi inanacağız? Ama ben CHP'den tık çıkmıyor. Beyefendi hep söyler bu işi eyleme döndürmek lazım. MHP ne dedi? Sokağa çıkanları tehdit et ya. Kan dökülür falan diye tehdit etti Bahçeli. de Büyük Birlikçi. Şu Yok şey de etti galiba yani. Bahçeli de etti diye Destici biliyorum. Destici dedi kan dökülür dedi sokağa çıkarsanız. MHP de ona benzer bir laf etti. Bu söylendiği gibi. Anarşi gün, diyor MHP'de. Anarşi, Özgür Özel diyecek ki çıkıyorum lan bütün milletvekillerimle parti yönetiminle çıkıyorum hadi gel yani Türkiye'ye böyle bir siyaset böyle bir muhalefete ihtiyaç var ama ben bunu görmüyorum topluma heyecan verecek beni de mi görmüyorsun abi sandığa taşıyacak bir lider evet. <gülüyor> şimdi <laughs> Gayri Hanım'a döneyim o değerlendirmeyi <laughs> bir şey söyleyebilir miyim aynı adamlara aynı sokaktaki adama AKP referandumlarda evet oyu çıkarttırdı. Ve benim sokağımdaki simitçi statüko devam mı etsin istiyorsun falan diyordu. Ne demek statüko? Latince öğrenmiş herif. Şey dinleye dinleye Erdoğan'ı, kanallarını. Yani algıyı yönetebilmiş veya adını yazamayan adam abi başkanlık sistemi gelmeli. Nedir başkanlık sistem? Anlat bana. Yok. Hani nedir? Temeli nedir başkanlık sistemi? Bunu AKP yapabildi ama muhalefet yapamıyor bir türlü. Tabii kültürümüzde de var. Ben başka bir yabancı dilde bana dokunmayan yılan bin yaşasın diye bir laf var mı yok mu onu bilmiyorum. Biz hayatımızın hiçbir döneminde siz hukukçusunuz. Berlin'de de ha, Berlin'de hakimler var dendiği gibi bir gün olsun muhalefetin veya şeyin iktidar partilerinin Ankara'da da hakimler var dediğini duydunuz mu? Cemil Duymak. Çiçekten duyduk abi Şimdi sana ben size de, ne demişti ee, saraylar yaptık ama içinde adalet yok dedi. Adalet yok, evet. yani duyduk güzel yani. Güzel en azından de. bir Cemil Çiçekten duymuştuk evet. o zaman yani. Ama e, demek mesela şunu şunu ben sorgularım her programda. Ya Ahim'de 10 yıllardır başvuru mahkumiyet ve tazminat şampiyonu olan bir ülkenin yargısında nasıl sorun olmaz? Putin Rusyasıyla çekişirdi Türkiye. Birincilik, ikincilik. Bir sene onlar, bir sene biz. Nasıl olmaz? Yani bunları halka anlatmak bu kadar zor. Hiçbir şey yapamıyorsan Google'a girersin. Ben bunu bir TRT konuşmamda denedim ama görsel kullandırtmadılar. Bir yargı bağımsızlığı haritasını koyarsın. İşte iyi ülkeler, İskandinavlar, mavi falan filan. Ondan sonra turuncu, kırmızı, koyu kırmızı. Bir de zenginlik gelir haritasını koyarsın. Kişi başına milli gelir. Bir bakıyorsun üstte koyduğun zaman aynı. Yani bunu bir yerden bir şeyin başlanması lazım. Sizin ana muhalefet partiniz anayasaya aykırı ama evet oyu vereceğiz demişse siz bu millete anayasaya saygıyı nasıl anlatırsınız? Sizin ana muhalefet partiniz 101'e aykırı üçüncü defa adaylı ama mağdur olmasın diye itiraz etmeyeceğiz demişse siz sokaktaki adama yargının bağımsızlığı, hukuk devletinin üstünlüğünü nasıl anlatacaksınız? Burada iktidarı, burada muhalefet kafası. aynı yani bir, al birini vurur. E, Gaye hanım şimdi mesela az önce işte hukuktan örnekler verildi, ekonomiden örnekler verildi, dış politikadan hani atıfta bulunuldu. Mesela işte bu hafta Mısır'a gidiyor 14 Şubat'ta Sevgililer Günü'nde ve Sisi buluşacak Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bu kadar savrulmalar olurken e, yani sürekli bir de şey hani yapmam dediğini yapıyor, yaparım dediğini yapmıyor e, AK Parti. Dolayısıyla bu kadar savrulmalar olurken e, muhalefet e, bu savrulmalar ve özellikle yargıda işte ekonomiyi birazdan daha çok açarız ama bu kadar kötü gidişat e, kendisini hani bütün çıplaklığıyla ortaya koymuşken niye o şey değişemiyor? işte mesela seçim sonuçları üzerinden e, söyleyeyim. O sonuç değişemiyor. 2019'u bir kenara hı hı. E, bırakalım. Ve o noktada mesela Cem Töker az önce dedi ki CHP'nin gölge kabinesi nerede ve ne yapıyor e, diye sordu. Nerede ve ne yapıyor? Sizce e, bütün bu olan bitene muhalefet ve başta da CHP gerekli refleksi tepkiyi hala gösteremiyor mu? Şimdi gölge kabine nerede ne yapıyor o soruya yanıt vermem çok zor. Çünkü şu anda hem milletvekili değilim hem parti meclisinde değilim. Dolayısıyla genel merkezin ve yeni genel başkanımızın nasıl bir strateji oluşturduğunu ve nasıl bir strateji doğrultusunda çalışmayı planladıklarını açıkçası bilmiyorum. Ancak bütüne baktığımızda meclise sıkıştırılmış bir siyasetin Meclisin dört duvarına ve kürsüye sıkıştırılmış bir siyasetin yaptırmayacağız, ettirmeyeceğiz. Göreceksiniz sözlerinin aslında seçmeni etkilemekten ne kadar uzak olduğunu sonuçlara bakarak görebiliriz. Burada önemli olan Sayın Cem Toker'in de söylediği gibi siyaseti sokağa taşıyabilmek. Bu anlamda yapılacak mitinglerin, örneğin Anayasa mitinginin yapılmasının son derece değerli olduğunu düşünüyorum yapılmamasının da seçmen, seçmen, nezdinde bir o kadar sıkıntılı olduğunu e, yaygın medyaya, sosyal medyaya baktığımızda rahatlıkla görebiliyoruz. Bir kere seçmen eğitimsiz, eğitimsiz seçmeni ikna edemiyoruz. Ben bunları kabul etmiyorum. Siyasetin görevi, siyaset kurumunun görevi anlatmak, dinletmek ve doğruyla buluştuk. Tabii değil ama hatırlayalım. ...cübbeli amiral vardı üniformasının üstüne. tabii tabii. Tabii, tabii o bile ordudan ihraç edilmedi. Emekliye sevk edildi evet. bütün haklarıyla. Evet. Bir şey daha hatırlatayım size. Bunlar bu olaylar uzdağının görünen kısımları Aynen. bence. Bir şey daha hatırlatayım size. Sadat programları yaptınız herhalde sizde. Sadat'ın hedefi stratejisi Harbi okulunda mülakatlara temsilci sokması yani iddiaları bütün bütün iddiaları değil gerçek hocam. Onu Bey, bir, var, yani. Beni aradılar iddia edildi. Galata Köprüsü'nün üzerinde Bilal Erdoğan'ın mitinginde hilafet isteriz sloganlar atıldı ve bu ülkenin Cumhurbaşkanı çıktı dedi ki kelimeyi tevhid bayrağımıza dil uzattılar dedi. Ve çıkıp da kimse demiyor ki ne kelime-i tevhid bayrağı Recep Tayyip Erdoğan. Türkiye Cumhuriyeti'nin anayasasında belirtilen tek bayrak vardır. O da ay yıldızlı Türk bayrağıdır. Kelime-i tevhid bayrağı olur mu? Kelime-i tevhid Müslüman olmanın temel şartıdır. İslam dininin beş şartından biridir. Sen bunu nasıl bayrak görürsün demiyoruz. Yıkmıyoruz ortalığı. Hep söylüyorum işte sen de hatırlatıyorsun. Onu dediği gün elimizde Türk bayraklarıyla sarayın önüne gitti. Diyor ki bak ne demişti Berat Albayrak hatırlıyorsunuz değil mi? Uzaya dört şerit otoban yaptık desek oh, inan inanacak öyle. bir tabanımız var. Senin de böyle ya. seçmenin olsa sen de böyle atarsın. Tabii abi rahat olacaksın ya. Abi, 300. Atıyorsun, oy alıyorsun, Aynen. seçim kazanıyorsun. Sen üç, de çıta gid... üç, Bir şey daha söyleyeyim mi? sana. Taner Yıldız mıydı Enerji Bakanı? Bakalım o ne dedi? Mı? Eğitim düzeyi arttıkça AKP'nin oyları düşüyor dedi. dedi. Biz dedi, Cah yani şunu demek istedi. Tersinler oku. Cahil Cühela'ya hitap ediyoruz." dedi. O benim siz insanlara hitap. Şimdi sen de böyle şeyin olsa, keşvenin olsa sen de sallarsın böyle. burada. Bir de bir de Doğu Akdeniz doğal gazı potansiyeli var. İsrail'le Rum kesimiyle ortak onun Avrupa'ya gitmesi falan Mısır'ın Türkiye'den daha şey. Yani ama bu gezide mesela Mısır'la bir Akdeniz'de doğalgaz gaz meselesi ve o enerji alanları ile ilgili yeniden bir değerlendirme yapılabileceği söyleniyor. Bekliyor musunuz öyle bir şey? Ee, Türkiye ile Mısır arasında. İsrail ve Rumlar evet demeden Mısır'la bir anlaşmanızın bir şeysi yok. Ahmet Bey, bir de yani ona dönmüştü aslında iş önemli ölçüde bu İbrahim'i anlaşmaları ile beraber. E, fakat o biraz kayboldu yani o bu İsrail ile ilişkiler e, Gazze meselesinden bunu, sonra özellikle. Bunun zeminini ortadan kaldırdı. Yani ama o konularda o çok Ak ilerledi. deniz Akdeniz, Akdeniz gazının hatta Katar'la da birleştirerek Türkiye üzerinden e, Avrupa'ya nakli konusu bayağı öncelikli bir e, durum haline gelmişti ama kayboldu yani. Abi zaten bunlar ne zaman doğalgaz dediyse doğalgaz fırladı. Ne zaman petrol dediyse buldularsa petrol doladı. Şimdi Mısır'a gidiyor. Yine gelecek petrol, doğalgaz, tamam diyecek. Pazartesi akşam 1 lira 40 kuruş daha geliyor. Ya dünyanın neresinde 6 ayda, 7 ayda %150 zam olur mu ya akaryakıta? Dünyanın neresinde var Bu arada ya 50 de Burada 50 mi olacak deniyor? Öner Bey bu arada, bu arada Rusya'dan 50 lira olacak deniyor. Rusya'dan çok, oldu ya 44 oldu zaten. yani e, o konuda hiçbir bilgim yok. Merkez Bankası Başkanı bilir onu. Çünkü ha, enerji zam değil mi? Şey gelecek. Dolardan mı bahsediyorsunuz benzinden? <laughs> Hayır, benzin. Yok, abi, benzinden bahsediyorum. Benzin, benzin dünya petrol fiyatlarına endeksli. Abi nereden işte, endeksli? 76 dolar yapıyor petrol. Biliyorum petron. artmıyor. Biliyorum abi. Şimdi... Hayır ama ee şeyden benzin aldığınızda aşağı yukarı 2 dolar falan yani. Bak bu sene Ahmet evet, Hocam evet. ben petrol istasyonu da çalıştırdım. Brent petrolün varili 131 dolarken benzin 8 liraydı. Şu an Brent dolar petrolün varili dolar kaç liraydı? Önemli değil ki abi ee, dolar mı ya? Dolar kaç lira? Ya zaten abi yorma beni 24 lirası vergi ekonomist burada ya, ya. ya 24 lirası vergi ya gördüm. şu anda. Tamam, ben 8 liraya mi? benzin satarken 2 lira 30 kuruş vergi veriyordum. Şu an 44 lirada 28 lira vergi veriyorsun Doğru. canım. Dolarla ne ilgisi var? Birent petrolün var ne? 78 dolar diyorum şu anda. 78 Biliyorum dolar. Abi. Bunun dünyada alışı, benden daha iyi biliyorsun liberal ekonomi yönettiğin, <laughs> işin içindesin. Bunun 36 doları veya 40 doları en fazla. Biz Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne Gültekin kanun teklifi verdik. Dedik ki enerji dağıtım şirketlerine akaryakıt dağıtım şirketlerine belli zamanlarda bir e, ham petrol ithal etme yetkisi verin dedik. Bir kişide ya da bir kurumda olmasın. Kurumun adını vermeyeyim şimdi reklam olmasın ya da eleştiri olmasın diye. Türkiye'de bir kişi alıyor, o satıyor. 40 dolardan alıyor dünyanın her yerinden. Şu anki fiyatta 78 dolardan satıyor bize. Dolayısıyla adamlar dolara dayalı değil. Vergiye dayalı ÖTV'yi sadece 6 lira artırmadık mı abi 3 ay önce? Doğru abi. Akaryakıt döne değil mi hocam? 6 lira yani artırmadık. Neden yaptı Doğru. biliyor musun? Bu seneki bütçe açığı dolar olarak 88 milyar dolar. E i̇şte bak onun için yapıyor. Aynen. Işte. 88 mi? milyar dolar. Bizi senin, soyuyor bizi. Senin, tabii abi. Biz bizi soyuyor. Senin, senin ailenin bütçesi açık verse böyle ne yaparsın? İflas ya gelir, hayır, gelirini arttırmaya çalışırsın bir de giderini Boş, kısarsın. Borçlanırsın. iki. Harcamayı kısmıyor. Hiç öyle bir niyeti yok. Kamuda tasarruf falan hikaye. Üç. Elinde bu imkan var. Para basarsın. Ya şimdi bir, bir adam yana... bir senede, bir senede Türkiye'deki tevaldeki para miktarı Yüzde 66 artmış. Sen hangi enflasyonla mücadele ediyorsun? Şimdi bakın Merkez Bankası Başkanı mu hocam? Şu an ya. Şimdi Cemal Engin Yurt bugün sık sık o buyruk ifadesine atıfta bulundu. Ee, Adıyaman'da, e, Kahta'da tam şöyle e, diyor. E, Birçok pankartlar gördüm ama bir tanesi çok dikkatimi çekti. İstasyon talebiniz var. İçişleri Bakanıma söyledim. Ulaştırma Bakanım da yanımda. Ona da talimatı vereceğim. Buyruğumu vereceğim. Şimdi tam ifadeler e, böyleydi. Ne düşündünüz onu duyunca? Yadırgadım ilk defa Türkiye Cumhuriyeti'nde bir cumhurbaşkanı veya başbakan böyle bir kelime kullanıyor. Ee, ama demin de söyleyecektim. 2017 referandumunu fiili duruma hukuki kılıf uydurmak için yaptık. Şimdi eğer seçimden sonra yine referandum gelirse, anayasa referandumu bu sefer de yine fiili, fiili duruma, duruma hukuki padişahlık, padişahlık durumuna hukuki kılıf uydurmak için falan öyle bir niyeti olduğunu e, düşünüyorum ben. Ahmet Yavuz. ben. Her zaman i̇şte şey Kendine yapıyor. göre bir jargon yerleştirmeye çalışıyor. İşte alıştırmaya çalışıyor. Saray yani jargonu. Külliye mesela nedir külliye? Yok bu saray yani saray dilini ön plana çıkartıyor. Sarayda da muhtemelen gezerken millet Recep Tayyip Erdoğan'ı sorarken padişahım nerede diye soruyorlarmış. Far, abi fark etmez. Hakanım nerede diye soruyorlarmış. Kararname, Hanımız nerede diyorlarmış. Kararname dediğiniz şey fetva. Fetva tabii. <laughs> Emir dediği şey buyruk. Yani ülke ee, anayasaya yani... aykırı yönetiliyor. A anayasa kaç yıldan bu tarafa anayasa Ama... yok. Bir adam kararname yapıyor. Bakın bir bir parti genel başkanı, bir siyasetçi kendi partisinin bütün milletvekillerini kendisi belirliyorsa Elde kabinenin bakanlarını kendisi belirliyorsa hiçbir onaya falan tabi tutulmadan anayasa mahkemesinin üyelerini kendisi belirliyorsa bir parti genel başkanı o ülke parti devletidir artık tartışılmaz. ...adık olmamış parti devletidir. Burada da sadece Onun için şöyle şimdi bu kılıf işte hukuk İşte burada kılıf, da buna şu... Anayasa Mahkemesi Başkanı'nın dünkü konuşması ekonomi için cebimizdeki para, cüzdandaki para, refahımız için Merkez Bankası Başkanı'nın konuşmasından çok daha önemlidir. Ben de aynı Öyle kadar. mi Öner Bey? Ee, katılıyorum. Ben Çünkü Türkiye'nin şu andaki temel problemi ekonomik problemlerinin çözümü ee, ne enflasyon raporunda, ne sıkılaştırmada, ne şunda ne bunda ekonomi değil e, her şeyden önce. Temel problem e, öncelikle hukukun olmayışı e, Türkiye'de, hukukun e, tesis teslimi. E, tabii ki bu problemleri çözmek, samimi olarak çözmek isteniyorsa, muhalefet de e, bu konuda samimi e, ise tek bir e, öneri e, yapmalılar. O da başkanlık sistemini derhal tasfiye edip kuvvetler ayrılığını Tekrar inşa etmek, tesis etmek zorundalar. Kuvvetler ayrılığı olmadan e, istediğiniz ekonomi programını e, yapan. O yüzden de e, ben hani e, perşembe günkü hmm. e, açıklanan raporun e, yeterli olmayacağını düşünüyorum. Çünkü karar merci tek bir kişi.